Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde sürpriz bir konumuz var. Bizim de hiç hesapta evet. olmuyor yani hiç beklemediğiniz bir ürün. Evet. Nexus 10. En çok merak edilen Android tabletlerden birisi Nexus 10. Türkiye'de evet. henüz resmi yollardan yok. Ne zaman olur Allah bilir. İzleyicilerimizden Alkan Ertam sağ olsun eşine aldığı tableti. Israr etti. bize evet. Eşine kullandırmadan bize yolladı. Sağ olsunlar izleyicilerimiz sayesinde biz de yeni teknolojileri görebiliyoruz. Nexus 10 teknoseyre uğramış hı hı. oldu. Bu hani hatırlarsan Google işte Nexus 7'yi Asus partnerliğiyle duyurdu. 7 inç tablet. Nexus 4 telefonu LG ile ortaklığa gittiler, duyurdular. Bir de Samsung'la da bir ortaklık kurup Nexus 10'u ürettirdi. En büyük tableti şu anda bu. Nexus 10 duyurulduğunda herkesi şok etti çünkü çözünürlüğü şu anda en yüksek olan tablet bu. 2560'a 1600 piksel çözünürlük var. Orada gayet çok piksel var, nokta var. 300 ppi piksel per inç'e ya da 299 yazmış gibi kaynakta denk düşüyor. 4. nesil iPad'de 2048'e 1536 yani onu geçiyor. Şöyle biraz istersen ilk önce dış yapısını kurcalayalım. Sen de denedin zaten. Evet. Ben de işte 2-3 gündür. Ha bu arada şunu belirtelim. Bu bir incelemeden çok bir ön inceleme. Çünkü çok fazla zamanımız yoktu. İzleyicimiz gerçekten hani kendisi kullanmadan bize yolladı. Biz de hani bir ay bizde kalsın diyemiyoruz tabii ki. Deneyim aktaracağım. Öyle çok ince büyük rakamlar yok ama performans testleri falan yaptım. Kendi tabletimle karşılaştırdım. Elimde şu anda o var. Onlar girecek görüntüleri. Biraz da burada olmayan iPad, 4. nesil iPad'den rakamlar vereceğim. Çünkü bunun rakibi o görülüyor. Hmm. Şimdi Murat, 8.9 mm kalınlığı var. 603 gram. iPad 4 diyelim, 4. nesil iPad 9.4 mm, 662 gram. Yani iPad hem daha kalın, hem 60 gram daha ağır. Yani bu Nexus 10 önde, başarılı. Ama yapı plastik. Evet, şimdi daha önce benim işte kendi emektar artık olduğu Transformer Prime'ımla karşılaştırdığımda ne görüyorum? İşte plastik olmuş. Nexus 7'nin bütün arkası şu bölüm gibiydi. Ve çok güzel dokuluydu. Burada düz ama hafif biraz kauçuk tadı veren bir plastik var. Şurası da işte herhalde antenler de falan burada. Orada. Böyle Nexus 7'nin dokusuna gelmiş. Nexus logosu var. Samsung küçük altta yer alıyor. Zaten işte kutusunda da Nexus diye daha çok geçiyor. Mesela Prime'ın yanları çok kavislidir biliyorsun. Bak bunda şu kenar yine bir düz bir yüzey var. Portlar falan o düz yüzeye çıkıyor. Dolayısıyla daha iyi. Çünkü mesela Prime'da hiçbir zaman USB portu üstten tam takılır da arkasını çevirirsin çıplak duruyordur o. Burada doğru. tam takılıyor. Arkada işte fotoğraf makinesi. 5 megapiksel yani. Olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Önde 1.9 megapiksel. Şey kaydediyor. HD video kaydedebiliyor. İşte LED flaşı var. iPhone'da iPad'de flaş yok. Benim dikkatimi çeken hoparlörlerin yerleşimi oldu. Şimdi bu bir kere bizim yüzümüzü güldüren özelliklerden birisi. Stereo, sol ve sağ hoparlör ekranın sana doğru bakıyor ön tarafında. Ya oh be yani ilk şunu artık şuna hasretiz. Çünkü şu saçma sapan şeyleri... Şimdi Transformer Prime harika bir tablet. Şimdi Infinity. Ya hoparlör burada. Hmm. Bu ne arkadaş? Yani bu ben bunu seyrediyorum. Niye filmin sesi sana gidiyor? Değil mi? Artı ben bunu oynarken işte böyle kapatıyorum. Ses mes kalmadı. Bu büyük bir tasarım hatası ve bu sırf Asus'un hatası değil. Bu tekrar ediyor. Çoğu şey de böyle. İşte burada olması gerektiği gibi abicim. Sana hoparlörler hem sağ sol stereo hem de sana bakıyor. Elinde oynarken kapatmıyor. Bu böyle olacak. En büyük başarısı. Micro USB giriş var. Dolayısıyla hani özel kablo mesela iPad özel kablosunu ister. Transformer özel kablosunu ister. Bunu micro USB takıyorsun. Şarjını yapıyorsun. Kulaklık çıkışı. Micro HDMI televizyona görüntü veriyor. Kart yuvası maalesef yok.
Onu belirtelim. O bir eksi ama bence abi onu şöyle, şunun için yapıyorlar. Şimdi kart yuvası olsa içinde 16 GB bellek olması seni çok rahatsız etmeyebilir. Evet. Takarsın bir tane, evet. 64 GB, 32 GB kart kullanırsın. O zaman da sen 32 ile 64 GB modelini nasıl satacaksın? Zorlaştı. Evet, ben sırf bunu yüzden bilerek yapıyorlar. Herhalde, bunu. Herhalde. Genel olarak işte yapısı böyle. Kablo, kart yuvası olmadığını belirttik. Alırken dolayısıyla 16-32 GB modelleri var. Hani o kararı iyi verecekler. Sen az bir kullanım yaptın ama ne kadarını doldurdun? Bu 16 GB tamam, model. Sen ne kadarını kullandın? Vallahi hemen doldurdum çünkü ben işte bu Asphalt 7, Need for Speed, Modern Combat 4 çok yeni çıktı. Bu dev en baba oyunları, Batman, en baba oyunları yükledim. Bir de test için göstereceğim bir tane HD film rip'i attım. Doldu. Hmm. 32 GB daha iyi. Mesela benim tabletim 32 GB daha rahatım içinde. Almışken 16 ile mükemmel çalışırlar. Benim kadar abartmayacaklar. Yani o oyunları birer birer koyacaklar. Ama 32 ile rahat ederler. Bitirdiği zaman silecek mesela. 16'yı kullanan ve böyle oyunlara falan merak saracak adamın dikkatli kullanması gerekiyor. Kontrol etmesi gerekiyor arada boş yerim kaldı mı diye. 32'yi kullanan adam düşünmez. Düşünmeden kullanır. Şimdi biraz daha fiziksel kısmıyla konuşalım. İşte 10 inç, 10.05 inç, 2560'a 1600 pikseli söyledik, 300 piksel per inç söyledik. Real Stripe PLS diye bir bunun görüntü teknolojisi var. Sen ekranı muayene ettin ve benim bildiğim gördüğüm kadarıyla beğendin. Gayet güzel. Parlaklığı şeyi. Benim dikkatimi çeken yan yana koyup test yaptık ya. Renklerin doğruluğu biraz daha kontrastlı yani toklu. Her şey biraz daha iyiydi. Evet. Benim gördüğüm. Şeyi anlayamıyorum bak. Şeyle karşılaştırdın tabii. iPad'de değil de Prime'le karşılaştırdın. Şu anda çünkü Infinity elimizde yok. iPad'de yok. Ama bak ona rağmen şeyi çok ayırt edemiyorsun. Yani ikonlar mı ikonlar? Onlardan yola çıkarak o ayrımın farkına çok varamıyorsun. Ama ben renkten gördüm. Valla ben çok fazla tane tabletle aşırı neşir olan birisi olarak bu ekranını ilk gördüğümde vay dedim. Infinity'de 1920'ye 1080 çözünürlüklü Transformer'ın bir yukarı modeli. Infinity'de o hissi yaşamamıştım. Yok. Ama burada vay direkt be. Farklı. Vay yani yazılardan zaten en büyük şey yazılar. İkon değil de yazı daha çok. Yazılardan şöyle vay be. Küçük diyorsun. Şeylerde gözüküyor. Evet evet. Yani bu otomatikman şunu getiriyor. E-book okumak için evet. Hissedersin. O zaman web olur. Sayfası okurken hissediyorsun. Bunun dışında. PLS dedin bu arada değil mi? Evet. O da Samsung'un teknolojisi zaten. IPS'in muadili. Muadili değil mi? Şöyle bir özelliği var. Ne kadar yani test etmek zor bunu ama PLS'in iddiası IPS kalitesini veriyorum. Ama daha maliyetim daha düşüyor. Artı elektrik tüketimi daha az diyor Samsung. Evet. Şimdi bu ekranın yüksek çözünürlüğü meselesine deneyim kısmında bir daha döneceğim. Şu numaraları aradan çıkaralım. Tamam. Söylemeyince olmuyor. Samsung'un Exynos 5 işlemcisi var bunun içinde. Ya da 5 serisi diyelim. İşlemcisi var. Çift çekirdekli 1700 MHz. Tegra değil yani. Tegra değil. Hemen bu yüksek tabletlerde Tegra bekleniyor. Tegra 3 değil. Samsung Exynos 5 çift çekirdek 1700x2. ARM işte Cortex A15. Grafik işlemcisi Mali T604. Hı. Bak genelde T400 serisidir. Daha yüksek T604. Benim için çok önemli 2 GB bellek. Samsung onu standart yaptı. Artık 2 GB olsun tabletler, Android cihazlar. Çok rahatlatıyor cihazı. Doğru. 16-32 GB depolamayı söylemiştik. Elindeki örnekte 16 GB var. Wi-Fi kısmında 5 GHz destekliyor. Hmm. Çok güzel bir şey yine. Çünkü 5 GHz'e çekmek istiyorum ben mesela kendi ağımı. 5 GHz destekliyor. iPad de destekliyor. Onun da güzel tarafı o. Diğerleri de daha hala nal topluyor o konuda. Evet. Android 4.2 yüklü geliyor. Hatta 4.2.1 yüklü geliyor. İşte Bluetooth var. NFC var. Hmm. O da yeni. Güzel. Numaralar bunlar Murat. Hani genel olarak hani anlatılacak numaralar bunlar. Ha pili de 9000 mAh'lik pille geliyor. Transformer kaçta hatırlıyor musun ya?
Ben hatırlayamadım şimdi. Aa yok, bir söyleyemem şimdi, hatırlamıyorum ben. Çünkü şunun için sordum. Bu, mesela onda ne olursa olsun bir tane dok avantajın var. Evet, doku evet. Takarsın pil kapasiten artar. Evet. Ama bunda dok o yok. Avantajın yok. Evet. Aslında hani konuyu çok dağıtmayalım. Miliamper saat konusu var ya. Hmm. Onun aslında voltajla anlamlı. Doğru. Voltajla çarpılıp watt olarak belirtilmesi lazım ama kimse yapmıyor. Doğru. Şimdi Murat, kullanım izlenimlerine gelelim. Öndeki hoparlörler harika. Bunu söyledik. Benim bir çalıştırır çalıştırmaz bayıldığım bir diğer nokta oldu. Wi-Fi başarısı. Hmm. Şimdi benim elimdeki Transformer onu. Prime biraz sabıkalıdır Wi-Fi bağlantılarında, GPS bağlantılarında. Full metal kasası nedeniyle düşük hızda bağlanır ve bir sürü ağı da görmez. Evet. Mesela şimdi burada taratsak benim tabletim büyük olsa 2 tane falan network görür. Bu 10 taneden fazla görüyor. Olabilir. Artı bağlantı hızı, ben Nexus 10 sayesinde kendi ev network'ümde ilk kez kablosuz network'te 300 megabit bağlantıyı gördüm. Gözlerim fantastik gibi açıldı çünkü çok iyi bir router kullanmama rağmen 72 megabiti aşamıyordum. İlk kez 300 megabiti görünce demek ki oluyormuş dedim. Tabii ki bu 300 megabitler falan hep ideal şeydir. Hani yan odaya geçsen gider o bağlantı ama olsun, bir kere görelim şu rakamları. Wi-Fi konusu 10 numara. GPS çok iyi çalışıyor. Kart yuvası olmadığı için alırken iyisini, yükseğini alın dedik. O fiyatlarla birlikte tekrar konuşacağız. USB, standart USB kullanmasının önemini söyledik. Bir kullanırken fark ettiğim yine içindeki çok önemli bir değişiklik. Şimdi içinde kullanılan flash bellek, yani depolama alanı çok hızlanmış. Şöyle bir örnek vereceğim. USB'den dosya atarken bilgisayara bağladım. SSD'li bir bilgisayara bağladım sorun çıkmasın diye. USB 2 zaten bunun bağlantısı, çok da fark etmiyor. Tamam. 1 GB'lık bir dosyayı kopyaladım. Tamam. Benim transformer'ıma 1 GB'lık dosyayı PC'den transformer'a atmak 132 saniye sürdü. Yani 2 dakikadan 2 dakika 10 saniye gibi sürdü. Buna atmak 45 saniye sürdü. Bayağı. 2 katından üst fazla. Bu benchmarklarda da gözüküyor. Bunun içindeki flash bellek 3 kat falan hızlı. Onu da Samsung ürettiği için zaten iyisini kullanmış. Evet, iyisini kullanmış. Ama bu işte medya kopyalamada acayip fark yaratmış. Hmm. Çok peki, iyi bir şey. Peki sen kendi kullanımında, aktarmada değil de oyunların açılmasında falan filan ikisinde fark gördün mü? Var. 2 kat değil. O zaman 2 kat değil ama bunda hızlı. Tamam. Ama dediğim gibi 2 kat değil. Orada birazcık hayal kırıklığı olabilir. Şu önde bir uyarı ışığı var, o hoşuma gitti. Hani şarj oldu falan, mesaj, e-mail geldi, bak alarmını veriyor, gizli, gözükmüyor. Büyük ekran konusunu konuşalım. Şimdi şu soruluyor. Ya ekran çok büyük, uygulamalar kötü mü gözükür? Şimdi mesela iPad'de nedir? Bir iki çarpı düğmesi çıkıyor eski tip uygulamalarda. İstersen orijinal boyutuyla küçük ortada oynuyorsun oyunu ya da basıp ekrana büyüttürüyorsun. Android'de o mekanizma yok. Android hep ekran ne çözünürlükteyse ona ölçekle mantığıyla çalışıyor. Çünkü bir sürü çözünürlük olduğu için mecburlar. Şimdi bunun devasa çözünürlüğüne uygulamalar hiç sorunsuz ölçekleniyor. Tamam. Grafik işlemcisi güçlü olduğu için, hatta Tegra 3'ten güçlü olduğu için canavar gibi de oynanıyor. Bir yavaşlama yok. Yani Need for Speed'i oynadık işte, Most Wanted'ı. Modern Combat 4'ü oynadım, Batman'i oynadım. Bunlar en yüksek oyunları Android'in. Bu çözünürlükte mis gibi oynanıyor. Çünkü işte grafik işlemcisini gazlamış adamlar. Doğru. Ha biraz daha güçlü olsa grafik işlemcisi daha iyi olur diye hissediyorsun. Çünkü bu 2560'a 1600 normal ekran kartlarını ağlatan bir çözünürlük. Tabii canım. O yüzden yani böyle 60 saniyede 60 kare değil. Onu hazırlansınlar. Ama mesela web sayfalarında falan bir sıkıntı çekmiyorsun. Ya da şu arayüzde falan hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sorun yok. Yüksek çözünürlüğü. Mesela bir dinliyor, izliyordur şimdi bizi. Bir izleyicimiz bana mesaj atmış. Abi işte 2560'a 1600'ün hakkını veriyor mu? Yani bu çok zor yanıtlanması gereken bir şey ama veriyor işte. Hani Photoshop Touch'ı açıyorum. Mis gibi çalışıyorum fotoğraf üzerinde. Tamam. Hani yok hakkını vermiyor, alınmaz denmez. Yok canım. Yani yüksek çözünürlüğün bir zararı yok. O yüzden hani onu kafaya takmasınlar. Bir tek şunu yaşadım. MKV video izlerken 720p bir film denedim. MX Player'la denedim. MX Player
%100 yani şöyle akıcılıkta %95 var ama bir %5'lik bir ettirmek atlama istiyor gibi bir şey vardı. Ama şunu söyleyelim, daha yeni Mali T604 de yeni. Mesela MX Player, onun bir hardware decoder plus özelliği var. Plus henüz bunda aktif olmuyor. Bunda oluyor. O yüzden hani belki yeni yazılım sürümleri çıkana kadar falan bir emekleme devresi geçecek. Ama o da halledilecektir. Bir şunu belirtelim. Şu USB on the go var ya. Evet. Şundan takıyorsun. Nexus 7'de de göstermiştik. İşte USB bellek ya da hard disk'i takıp. İşte bu aslında kart yuvası olmasa da bir avantajdır. Maalesef root yapmak gerekiyor. Kendiliğinden şunu şimdi taksan görmüyor. Ya da Murat neydi adı hatırlayayım. Nexus Media Importer diye bir yazılım var. Onu alırsan sadece fotoğrafları falan bundan aktartıyor. 3 dolar mı ne? Aktartıyor. Ama tam hani USB belleğe, USB bellek gibi kullanmak için root abi yapacaksın. Stick Mount diye bir 2 dolarlık mı ne bir program var, onu alacaksın. Bu saçma değil mi? Şimdi bu Google'ın kendi tableti. Yani Nexus 7 de böyleydi biliyorsun. Evet. Onda yani, da yazılım gerekiyordu. Niye gerek yok? Burada zaten fiziki olarak koymuşsun senin tabletin. Yani niye yapıyorsun bilmiyorum. Ama mesela bunda öyle bir dert yok. Bunun kart yuvası da zaten olduğu için. Ama niye bunu Google böyle yapıyor bilmiyorum. Performans testlerini yaptım. Benim Prime'ımdan hızlı. Hı hı. Ha, bu iki çekirdek olduğu için saf böyle CPU benchmark'ı yaparsan Prime daha yüksek çıkıyor. Çünkü bu 4 çekirdek. Doğru. Daha düşük hız 1400 MHz ama 4 çekirdek. Saf hani zip açıda ne bileyim film render etsek bu daha hızlı eder 4 çekirdeğiyle. Ama normal kullanımda oyunlarda ya da işte oyunu simüle eden testlerde falan bu hem yeni yapısı hem hızlı belleği, bunun RAM'ı da hızlı, depolaması da hızlı. Dolayısıyla performansı benim Prime'ımdan yüksek. Infinity'ye yakın ya da Infinity'den daha yüksek diyebilirim. Performans sorunu yok yani. Zaten akıcılığını şeyini görüyorsun. Çok bariz. O Jelly Bean'in de getirdiği bir avantaj. Jelly Bean'le gelen şeyleri söylemiyorum. Çünkü o tabletin şey değil. Mesela ne var bunda? Multi user var. Doğru. Eşine ayrı, kendine ayrı, çocuğuna ayrı accountlar açabilirsin Windows gibi. Ya da ne var mesela işte şu aşağıda bir sabit ikonlar barı gelmiş. Ya da mesela şunu göstereyim sana. Kilit ekranını açmadan maillerini falan görebileceğin gadgetler gelmiş. Bunlar Jelly Bean 4.2'nin özellikleri. Buna özel şeyler değil. Şimdilik buna özel ama sonra, yakında bir gün evet, buna da gelecek. Ya da işte diğer tabletlerine de gelecek. Umuyoruz. Murat, benchmarklar ekrana yansıyacaktır rakamlar. İlla ki rakam görmek isteyenlere. Çok uğraştım. SunSpider'ı falan her şeyi yaptım. Kesinlikle Android benchmarklarının kusurlu olduğunu tekrarlıyorum ama o rakamları görmezse kızıyor bazı izleyicilerimiz. Niye test yapmadın falan. Tamam, yaptık. Yayınlanacak. Bir de şöyle burada ayaküstü bir test yaptım. Full pil ömrünü falan ölçecek bir zamanım olmadı ama şöyle bir şey denedim. İkisine de 720p bir MKV film yükledim. Aynı filmi. Aynı player, aynı ayarlar. Hatta ekranın parlaklığını bile seninle birlikte uğraştık. Göz kararı aynı duruma getirdik. Filmi başlattık. 2 saat 15 dakika Avengers'ın ripi. %100 pille başladık ikisinde de. Film bittiğinde 2 saat 15 dakika sonra Nexus 10 %78'e indi. Benim Prime'ım %74'e indi. Ama tabii bu neredeyse bir yaşında bir tablet. Bu kutusundan yeni çıktı. Onu da yapmadım. Yani dolayısıyla pil tüketimi hani Prime'dan iyi gözüküyor bu rakamlarla. Bunun da biraz gençleştirdiğini kabul edersen aynı bile diyebiliriz. Yani büyük ekranın bir zararını görmüyorsun. Görmüyorsun. Artı ne demek? Bak bir film seyrettik. %78 yani %22 gitti. Demek ki 3 tane 2 saatlik film rahat seyrederim. Evet. O genelde hızlı azalmaya başlar yüzdesi ama bunda 3 tane film demek ki bir uçak yolculuğunda 3 film seyrederim. Evet. Güzel. Güzel. Murat, ben cihazı beğendim. Tek kusuru şu. Yani bu şu andaki sen ne düşünüyorsun? Sen de biraz kurcaladın. Sen abi, beğendin gibi geldi bana. Şimdi beni çok zor durumda bırakır bu tabletin varlığı. Niye? Ben kişisel olarak klavyesiz
kullanamayanlardan evet. fiziki klavye olacak. Ama tamam alabilirsin belki hariçten de. Şununla bütünleştiği zaman olan çıkan ürün o kadar iyi oluyor ki hem taşıma anlamında. Evet. Benim aklım o yüzden çeliyor. Ama öte yandan abi şu şey de çekici. Google ne yaparsa tak diye geliyor. Evet. Ben çok çektim. Sen çekmedin de benim biliyorsun slider'ım vardı evet. Asus'un. Yani servise kadar gittik. Yani güncelleme çıkmasın da bir rahat edeyim diyordum artık o ne derecedeydi. Evet. Dolayısıyla bunda öyle bir şey yaşamıyorsun. 4-3 mü çıktı hemen geliyor. Tabii. Bu Google'ın tableti olduğu için Nexus 7'de söylediğim şeyler geçerli. Mesela bunda Android browser yok. Chrome var. Hı. Bunda işte Android Maps yok. Google Maps var. Evet. Bu direkt halis. Bunun içine Samsung'un kattığı hiçbir şey yok. Halis, mulis, Android saf. Bu. İşte saf beni Android bu. O çeker, çekerse. Evet. Ama ne yapmam lazım? İşte tabii Prime'de şey vardı. Artı klavyenin içinde pil vardı. Tabii. Bir daha da uzatıyordu ömrünü. Ha onlardan vazgeçersem, yani kenara koyarsam, şu an piyasada benim şundan başka almak isteyeceğim şöyle, tablet olamaz. Bu da, Android'ler bu da içinde. Bluetooth klavye takacaksın. Ya da. Yani bunun doku yok çünkü. Yani, bence bu. Artı bak Türkiye'de özel bir durum var. Bunun rakibi Infinity. Prime artık eskidi. Evet, tabii. Infinity'nin doku yok piyasada. Yok. Infinity'nin kendisi de olmayacak. Dünyada yakında. Var, doku yok. Dünyada var, Türkiye'de yok doku. Hı-hı. Türkiye'deki insanlar alamıyorlar. Hep bana şey soruyorlar, abi Prime'ın doku Infinity'ye olur mu? Olur. Deneme. Olur herhalde ama denemedim. Hı-hı. O yüzden bu Infinity ile böyle kafa kafaya kapışıyor. Infinity dok avantajını yitiriyor. O durumda bu tamam Infinity'de Tegra 3'ün daha yaygınlığı, yaygınlığı yani var. Oturmuşluğu var. Fakat bunun da ekran falan muhteşem. Güzel tabii. Yani yani bu bir de dediğim gibi yani bu Infinity'nin ekranı bana vay be dedirtmedi. Hı-hı. Bu dedirtiyor. Evet. Ben abi şey istiyordum. İsterdim yine de SD kart okuyucusunun olmasını. Çünkü fotoğraf çekiyorsun direkt tak diye çok koy. Yani bir de kablo taşıyorsun bunun yanında. Yani. Avantaj sağlardı değil mi? Evet. Şimdi gelelim hediyesi ne? Hediyesi ne? Şimdi dünyada bunu Google kendi satıyor. Evet. Dünyada 16 GB'ına $400 diyor, 399 diyor elindekine. 32 GB'ına $499, $500 diyor. Fakat genelde bunun şeyi $50 daha aşağısında buluyorsun. Dolar. Evet. Yani 32 GB'ını 450 gibi buluyorsun. Ülkemizde yok. Gelir mi? Gayri resmi yollardan gelmiş. Hani şahıslar da satıyorlar. $500 kaç yapıyor yani? 1.8'de çarptan. 1.8'de. İşte 1000 lira falan yapıyor. Yani. 1000 lira 2 şey olur. 1000 lira yapması için 2 olması lazım. Biraz daha az. Evet, çok 8, az. 800 evet. 900 falan. Şimdi Murat, kimi şahıslar satıyorlar. Kimi firmalar da böyle hani paralel ithalat yapan firmalar da getirmişler. O paralel ithalatçı firmalar senin elindeki modele 1600 lira falan diyorlar. 1600 diyorlar evet. 1600 lira. Çok. iPad de 1600 falan değil mi? Bakmam lazım ama. 4. nesil o civarda olması lazım. Mini fiyatına bakmıştık çünkü seninle. 1600'leri o zaman görmüştük. Ama biraz çok. iPad'in bir de şeyi var garantili alıyorsun. Ama fiyatları. $400 tamam. Yani 800'den altına alır. Yurt dışında alır. Birisi olsa aynen bunun geldiği gibi tamam bunu ısmarlarsın. Valla benim de açıkçası izleyicilerimize söyleyeceğim şey o. Bunu yurt dışındaki arkadaşınıza isteyin. Gelirken $400 alsın. Çantaya hatta şöyle hani taşımaya falan bavulumda yer yok diyorsa bunu koyacak bavuluna kutuyu atsın. Şarj cihazı normal USB. Şarj cihazın da kutuda zaten kablo şarj cihazı bir iki sayfa hiç manuel dışında hiçbir şey yok. Atsın kutuyu şarj cihazıyla birlikte çöpe, otelde bıraksın. Bunu bavuluna koysun, size $400 getirsin ya da $500 getirsin. Siz bir şarj cihazı alın çarşıdan, keyifle kullanın. Evet. Android tabletlerin şu andaki en üstü bu. Bence bu. Alınır mı? Alınır. Yurt dışı fiyatıyla alınır. Evet. Türkiye'de tartışılır. 1600 lira. Ha ama 1600'e iPad veriyorsan buna da verirsin. Yani 1600'e tablet mi olur demiyorum. Hmm. Çünkü iPad var. O yüzden hani Android'in iPad şeyini kralını isteyen alır. Hani ne yaptın, niye aldın, ona da o para verilir mi demem. Ama mümkünse yurt dışı bağlantısı olanlar bu avantajı kullansınlar. Çok iyi bir tablet. Oyunlarda canavar gibi oynanıyor. Keyfini çıkarırlar. Ben bunu kullandığım zaman
Samsung'un Nexus tableti, Google'ın Nexus tableti değil de Samsung'un Nexus tableti diye görüyorum şu anda. Evet, bazı yerde öyle yazmışlar. Yani Nexus'u Google çok biraz bağımsızlaştıramadı gibi geliyor bana. Ya Google ne yapacağını karar veremiyor ki. Bir kendine çekiyor Nexus'u, ben satacağım diyor. Bir dışarı açıyor, başkası satsın diyor. Yani bilmiyorum. O Google'ın kararsızlığı. Şu bana tuhaf bir görüntü gibi geliyor çünkü. Nexus, Samsung. Değil mi? Değil mi? Hangisini alıyorum? Burada da yani Samsung işte, yazıyor. Google karar ver bence şey yapamadı. Ne yapacağını yani karar veremedi. Samsung tablet kimse. Google'ı göremiyorsun yani şurada. Tabii. Yani bu Samsung'un üretimi teknolojisi ama işte içi Google. Bence güzel. Bence alınması için. Ben bayıldım. Evet yani şu sadece benim için şu güncellemelerin takır takır geliyor olması ve boş gelmesi şunun zaten direkt evet. Tercih sebebi. İçinde hiçbir ek yazılım yok. Hiçbir şeyle şişirilmemiş. Evet. O da hissediliyor. Yalnız işte kart okuyucu olmadığı için 16 GB çok riskli. 32 almak lazım. Kullanıma bağlı. Yani böyle işte ben bu Batman, bu şimdi benim saydığım o Batman'ler, Need for Speed'ler falan her biri 2 GB'lık oyun. Öyle ama artık. Benim ne işim olur ya oyunla diyen adama tamam, 16'yı alsın. Şey 16'ya müzik ölürsün 16 GB'lık müzikle. Ama videoda doldurabilirsin. Videoya da doldurabilirsin. İşte stream edecek yapacaksın. Ya kıracaksın, bağlayacaksın falan filan. 32'yi tercih ederiz ama bu koca oyunlarla işin yoksa 16'yı al geç. Neyse ki 8 yok. 8 olsaydı 8'i almayın derdim. Güzel. Evet, güzel. Nexus 10. Yurt dışından getirme şansı olanlara tavsiye harika. Ederiz. Ya da Türkiye'ye Samsung getirir de ha, değil mi? Düzgün fiyatla sunarsa vallahi alınır. Samsung tablet bu ya. Yani niye getirmesinler? Bu Samsung değil mi? Asus Nexus 7'yi getireceğim diyordu. Evet. Daha gelmedi. Eğer Samsung girişimci olur da getirirse Google satmayacak bize. Belli. Bence Samsung'un getirme ihtimali daha fazla. Çünkü Asus ve diğerleri Windows 8 tabletlere çok fazla kafayı takmış durumdalar. Bir aşk yaşıyorlar şimdi. Paralar oralara akıyor. Samsung Androidçidir. Çok derdi yok o konuda. Androidçi de, evet. LG de Androidçi. Evet. O yüzden getirirse Samsung getirir. Evet. Vallahi gelsin piyasaya girsin. Hele bir de fiyatı güzel olursa editörün seçimi deriz yani. Tabii. Hatta belki değişir bu. Ben izleyicimize... Teşekkür ederim tekrar. Hem sağ doğru olsun, bir seçim yapmış. Bir defa. Hakan Bey evet. Sayesinde de evet, çünkü bunu Türkiye'ye Samsung getirseydi göremezdik. Şimdi başka bir izleyiciden Nexus 4 mü bekleyeceğiz? Evet, çünkü Google'ın bir hayrı yok. Samsung üretimi şeyleri artık izleyiciden bekliyoruz. LG'de gerçi Nexus 4 ama yok ki. Evet, tabii LG. O da yine tabii. Bir hayrı yok Türkiye'ye. Gerçi şey de söyleyelim. Hani bundan sonra Samsung incelemelerini göreceğiz galiba bizim tarafta. İçeride bir aslan yatıyor. Şimdi onunla ilgileneceğiz. Evet. Bu. Evet. Böyle Murat. Yani tarif. Biraz lafı uzattık İnşallah ama. İnşallah gelir. Uygun fiyatlı satılır. Bahsedilmesi ben herkesin şunu bir kere bir görmesini isterdim şahsen. Değil mi? Yani aslında bu tabletin kendini satmasının yolu o. Çok göl kolay göstermek. Yani. Evet. Şunun biraz parlaklığını aç. Şimdi çok açık değil. Şöyle ekrana bir web sayfası aç. Özel bir şey açma. Sadece o yazıların, harflerin yumuşaklığını görsünler. Tamam abi aldım diyeceklerdir. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.